O acaba ben de otursam beni yukarıya taşır mı? Şöyle bir deneyeyim. Allah! Lan! Ben de gidiyordum bununla beraber. Bölüm manyaklık yapmayın. Ya gerizekalı, oyuncak değil onlar diye kaç defa söyleyeceğim sana ya. Ya abi vallahi kusura bakma, merak ettim ya. Kaç yaşında adamsın hala, yaptığın hareketlere bak gerizekalı seni. Ya hiç de eğlenmesini bilmiyoruz siz de ha. Al çürü git, seni bekliyorlar, kaç saattir burada dolanıyorsun. Aman be arkadaşlar, yine başkalarının çalışma işini bize yüklediler. Ben de geldim buraya, tankerimi aldım, şimdi gideceğim. Ama nasıl bir yola gideceğiz? Gidince göreceksiniz. Lan burada ne oluyor? Kardeşim şunun altına bir kamyon getirseydiniz, boşa akıtıyorlar ya. Sonra sırf bunu toplamak için kepçe çağıracaklar bir de gerizekalı enayiler. Şöyle bir tıra geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tırımızı bir çalıştıralım, camlarını da açalım kardeşim. Havalar hala sıcak, her ne kadar yağmur falan yağsa da hava sıcak kardeşim. Şöyle yola çıkalım. Bu arada tırı tanıyanlar vardır zaten gördüğünüz gibi. İmdat TV'nin çalışma basını ceremesini yine bizler çekiyoruz kardeşim. Biz ne güzel arabalar alıp şirket arabalarıyla dolanıyorduk. Tır işleri de bize kaldı onun yüzünden. Ama ne demişler? Herkes gider, biz kalırız. Nitekim herkes gitti, yine biz kaldık kardeş. Bu arada İmdat TV'nin geri dönmesini isteyenler tam şu anda bir like butonuna abanabilirler mi? Son zamanlarda sürekli şundan dolayı like atın, bundan dolayı like atın diye söylüyorum size ama bunun bir sebebi var arkadaşlar. Ben size bunu hatırlatmazsam videoya like atan yok çünkü. Bak kırmızı ışıkta duruyorum. Normalde görüyor musunuz beni böyle kırmızıda durduğumu? Şimdi duruyorum çünkü Tracker SMP'deyim. Herhangi bir admin beni izlerse kırmızıda geçtiğim için banlayabilir. Ama bu kadar da değil yani hocam. Daha yeni yeşilden geçtik ya. Yol boş, geçin gitsin kardeşim, boş ver. Benim kurallara uyma süresi bu kadar. Zaten şehir içinde 60 kilometre sınırlamamız var. Basamıyoruz da. Şehir dışına çıkıyoruz, 110'da kalıyoruz. Ama videoyu hemen bırakıp gitmeyin. Bugün sizlere asıl göstermek istediğim şey bu yükü taşıyışım değil, sürüşüm değil. Bu ne lan, ne oluyor oğlum oyuna? 2 FPS'e düştü az önce lan. Allah, burada adamlar var, duralım bari. Bugün size göstereceğim şeyler Tracker SMP'nin kendi hazırlamış olduğu etkinlik arkadaşlar. Tracker SMP biliyorsunuz arada kendi böyle etkinlik hazırlıyor. Map üzerinde değişiklikler yapıyor. Bak bak, kırmızıda geçti galiba. Aa, orada ışık varmış. Kırmızıda geçti bak. İşin garibi Innsbruck Klagenfurt arasındaki Alp dağlarının yolunu bu etkinlik sayesinde ilk defa öğrenen insanlar var. Ve öyle bir trafik vardı ki bizi bu trafikten kurtaran şey ne oldu biliyor musunuz? Okulların açılması. Okullar açıldığı için şu anda yol boş. Yani boş dediğim, gidince yine illaki biraz trafik karşılayacaktır bizi ama normalde gün içinde tam 3200 küsür oyuncu oluyor oyunda ve yarısı sadece Klagenfurt yolunda oluyor ve Klagenfurt yolundaki çalışma sadece tek yön olduğu için öyle bir şişiyor ki yol. İstanbul trafiği yanında vız gelir tırs gider yani. Bir haftalık bayram tatillerinde ülkenin sınır girişleri gibi düşünün oradaki trafiği. Bu arada 23 tonluk bir yükümüz var. Yine ona rağmen iyi gidiyoruz. Bak Bursalı Kaan geliyor. Oğlum Kaan öyle mi yazılıyor lan? Az sonra muhtemelen o da sağdan çıkmaya çalışacak. Ya bana vuracak ya yavaşlayacak. Başka ihtimali yok. Yavaşladı, iyi bari. Troll değilmiş. Yani 110'dan sonra hızlanabilsek gelir sollarda da onu yapacak şansımız yok kardeş. Dikkatimi çeken bir şey var. Son zamanlarda o kadar çok bu Alp dağlarında video çekiyorum ki. Ama bunu single player'da yaptım. Dedim asıl olay Tracker SMP'de geçiyor. Neden gelip Tracker SMP'de de yapmayayım? İyi yapmış mıyım? Buraya 110'la girersem devirme ihtimalim çok yüksek arkadaşlar bak. Zaten şu anda 90'la bile dönerken yan kaldırıyoruz. Tek tekere kaldırmak istemiyorum. Devirebilirim. Devirmeye gerek yok hiç boşu boşuna. Bak buraların boş olması işte şu anda okulların tatil olmasından kaynaklı. Yoksa trafik buralara kadar geliyor. Öyle bir trafik oluyor yani. Düşünün siz. Anlatmaya gerek yok. Gerisini siz düşünün. Bu arada biraz yavaşlama vakti gelmiş abi. Fazla hızlanırsam ben buraları dönemem aga. 50 yazıyor zaten tabelada. Ben 90'la giriyorum. Bursalı Kaan'a son sinyal çakıyorum geçsin diye ama pek geçmeye niyeti yok gibi. Yani ben 90'ı fazla geçemeyeceğim artık buralardan sonra. Yine elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışıyorum ama önümdekiler de gitmeyince mecbur yavaşlıyoruz. Sollamaya çıktığı yere bak manyağın bak. İyi bari bu önümüzdeki mavili adam başka yoldan gidiyormuş. Şanslıyız. Yani bunun yavaşlığını çekmek bizi biraz yoracaktı. Bir de yüklü olunca zor kalkıyor orada. Yollar çakıl şimdi gideceğimiz yerde. Bursalı Kaan sonunda dayanamadı, sollamaya çıkıyor arkadaşlar. Tabii ben biraz gaz ama laglanma oğlum lan. Bak kendi de viraj alamıyor. Buradan izliyorsa selam olsun. Şimdi onunla dalga geçtim ya, az sonra ilk virajda yatıracağım ben de kesin. Ve evet trafiğimiz başladı arkadaşlar. Hazır mıyız çile çekmeye? Bizim mesai burada başlıyor la kardeş. Evet sizlere şimdi Klagenfurt trafiğini beklerken yapılacaklar serisini anlatıyorum. Yemek yiyebilirsiniz. Alta batıp video izleyebilirsiniz. Tuvalete gidip sıçabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bak oradayız biz. Ta en arkadayız. Bak 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 bak. Bak trafiğe bak bak. Bak daha ilerisini çizemiyoruz. Çizebilsek neler olacak yani siz düşünün. Telefonda arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Yani bu trafikte yapacak o kadar çok vaktiniz var ki.
Yoruma bak ya ulan var ya. Tam da ben de trafikte yapılacak şeyleri anlatırken adam geldi onu yazdı ya. Komik oldu. Girip Instagram'da takılabilirsiniz böyle. Bak biri sollamaya çıktı bak. Karşıdan geliyor, karşıdan geliyor. Solumda önüme girmeye çalışıyor ve beni sıkıştırdı. Ve beni sıkıştırdı. Bak bak Yavuz. Oğlum beyaz lastik yazılılarda hep böyle ruh hastası çıkıyor ya. En azından ben bu hareket yaparken kimseye vurmuyorum lan. Bu ne yapıyor? Lan yanıma da hiç yiyecek bir şeyler almamışım bu sefer ya. En çok yemek yiyebileceğim yoldu bu yol. Aa Yavuz gitti lan. Oğlum ben daha Yavuz'la uğraşacaktım. Nereye gitti bu ya? Yani Duisburg Kalesmiş, Kirkenesmiş. Bunlar tarih oldu tarih. Şu trafiğe bakın hele ya. Aa adam chat'e emoji atabiliyor. Nasıl yaptı lan onu? Ay arkadaş ya şu güzel dağlar yolunda bu trafiğin içinde alıyoruz ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum la kardeş la. Aa burada adminler var. Bakın bakın. Adminler böyle kamyonlarla çalışıyorlar arkadaşlar. Yolu yapımında adminler görev oluyor. Nasıl güzel değil mi? Ama bunları bir tek onların kullanması üzücü yani. Burada aslında bütün Trucker CMP kitlesine vereceklerdi şöyle kamyonlar. Herkes bir şeyi kullansa daha keyifli olurdu bence burada. Bak mesela küçük kepçe var adminde. Bak görüyor musun bak. Oğlum çok iyi lan. Minnacık gidiyor burada. Aga bak içini. Ve bozuk yolumuzda tam buradan. Oğlum bilgisayar kasıyor. Burada başlıyor işte bakın. Dünyanın en uzun yol çalışmasına hazır mısınız şimdi? Abi zor kaldırıyorum zaten. Hurdacı hadi be. Neyse Semih Cenk çalıyor kardeşim. Birden nedenini bilmeden birden geçiyor zaman aman. Bunu beklerken şarkı da söyleyebilirsiniz. Konser verebilirsiniz yani. Yapabileceğiniz şeyler o kadar fazla ki. Valla yük çekmiyor kardeşim görüyorsunuz. 23 ton böyle zar zor götürüyoruz valla. Aa bak admin yine bak. Hey admin. Merhaba lan. Friski. Abi kornaya basınca yol mu açılıyor ya? Adam burada bu trafikte otobüs çekiyor lan. Aa bak minik admin gidiyor. Bak minik admin. Tipe bak bak bak. Oy tipe bak seni. Sen büyüyünce kepçe mi olacaksın sen? He? Voli'ye benzemiyorum arkadaşlar. Lan benim önümde bir adam vardı. O nereye gitti? Bazı insanların zeka seviyesi ayakkabı numarasından küçük olduğunu düşünüyorum. Bana neyi iddia ediyor biliyor musun? Adam beni rahatsız etti. Ben ona yol verdim. Şimdi aynısını ben ona yapıyorum. Ama o bunu yaparken yani kendince adamdan intikam alıyorken bak şunu yapıyor yani bak görüyor musun? Bak öne açık ya bak. Bunu yapıyor. Lan kaçak TV de mi burada? Neyse salla kaçak TV. Zaten umurunda değilizdir de. Önündeki adam buna daha önce korna çalmış diye geliyor şimdi burada o ona korna çalıp milletin kafasını şişiriyor. Ben de diyorum ki ya diyorum o sana korna çaldı diye sen de ona korna çalıp insanları rahatsız etmek zorunda değilsin. Sen beni anlamıyorsun diyor. Aynen kanka ben seni anlamıyorum. Toksiklik damarlarım tutacak böyle şimdi şuradan bir öne çıkacağım böyle alayını sollayacağım. Bak kendi de yavaş yavaş gidiyor mesela görüyor musun? Bak hareketlere bak bak bak. Allah öyle bir hatanı yakalarsam seni çok pis sollarım Caner. Sonra admin admin diye ağlarsın. Kayıt alır banlatırsın yani en fazla. Bak tır nefes alıyor arkadaşlar. Oo derin nefes al ver. Madem lafının arkasında bu kadar duruyordun otobüs. Niye adam hala korna çalmaya devam etmiyorsun? Devam et aynı şekilde onu rahatsız et hadi. Ya abi normal Trucker CMP kitlesine de ver bu kamyonlardan. Biz de çalışalım be ya. Aşağıdan okul yok mu bugün diye soruyor. Oğlum okul olduğu için zaten şu an bu kadar rahat ilerliyoruz. Bu gördüğünüz trafik gerçekten rahat ilerlediğimiz hali bu arada. Normalde bu kadar bile ilerleyemiyoruz. Arkada ne oluyor lan? Oğlum oradan geçersin ne boşu boşuna basıyorsun ya. Şu an bu önümdeki otobüs beni kışkırtmak için böyle yavaş gitmiyorsa ben bir şey bilmiyorum abi. Bak bilerek yapıyor ha. Korna çalmayacağım ama. Sizlere buranın bir trafiğini göstereyim kardeşim ya. Bak 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 yollara bak bak. Şu trafiğe bak. Orada ben ne alemdeyim? Tamam ben yavaşlayayım şurada bir. Bakın şu trafiğe bakın nerelere kadar geliyor. Bak 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 ta nereye çıktık? Aa burada daha yeni açılıyor. Dursam tam şekilde göstereceğim size ama map'ten anlayın işte ya. Ve o gördüğünüz mavi noktaların hepsi tek bir yönde toplu. Bir tane de bizim önümüzde var bot rıfkı. Ne taşıyor bilmiyorum ama gidemiyor adam. Gördüğünüz gibi şu an bot rıfkıyı bekliyoruz. Reis ne taşıyorsun? Remzi abi. Rıfkı abi. Oh be. Önüm biraz açıldı. Galiba bizim arada bir internet gidip geldi. Önüm bir anda açıldı bak. Ya da adamlar bir anda hızlandı biz chat'e bakarken diyeceğim de. Bence laglandı ya. Bak ben dedim bu otobüs beni kışkırtmak için yapıyor. Admin şunu bir kere süreyim mi? Vallahi benim de süresim var onu ya. Frene bas kanka bas. Yoksa ben bu tırı durdurmam. Bas frene beni durdur rahatla öyle devam etsen. Ciddiyim bu arada ya. Yaptı. Otobüsün şarjı bitiyor bak bilerek yapıyor. Ben senin şarjını bitireceğim az sonra bekle. La 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 la. Aşk kaç beden giyer.
Gelmeyeceğim ki, boşuna bekliyorsun beni. Gelmeyeceğim peşine. Ben de mesafeli geleceğim. Sen de boş boş basma o kornaya. Lan bir oyuna girelim dedik. İki tane daha hasmımız oldu ya. Hazır durmuşken şöyle hemen drone'u salıyorum kardeşim bak. Bak burada kim duruyor? Toprak duruyor. Aferin Toprak. Uyu oğlum. Burada ne oluyor? Böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Maşallah maşallah, trafiğe bak. Allah'ım yarabbim. Ulan bu kadar zor olmamalı lan. Buraya kadar. Aa bu ne lan, eski otobüs. Vay vay vay, tarihi eser. Lan hurdacıyı geçmeye gidiyordu enayi. Enayi. Artık güneş batmaya başladı. Hava kararıyor. Biz hala buradayız. Biz buraya gündüz geldik ya. Burada ne oluyor abi? Birileri kornaya basıyor şu an. Basın kornaya. Ben de basıyorum. Ah al. Açılacak yol hadi. Ah al kardeşim. Ah ah. Açılacak yol. Ah al kardeşim. Ben de ayak uyduruyorum madem öyle. Ufak hatta civcivler yesin. Ne kadar ne kadar da havalı şeysin. Madem bunu istiyorlar, biz de böyle devam ederiz kardeşim. Aç kardeşim yolu, hadi devam. Ben basarım kornamı, hadi. Seni mi bekleyeceğim? Hadi devam hadi. Aç kardeşim şunu hadi. Yürüsene hadi, devam et kardeşim. Bekleme yapma, önün boş. Hadi devam et. Bas abi, bas 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 hadi. Önün açık, bas bas. Kornaya basınca açılıyor dediler. Ben de basıyorum kardeşim. Şu an var ya, ban yesem yemin ediyorum üzülmem. Basar gider Klagen Furt'a yükümü bırakırım rahat rahat ya. Ben size trafiğin göstereceğim kadarını gösterdim kardeşim. Aç kardeşim hadi, aç yolu aç. Açsana kardeşim hurdacı, hadi devam et. Devam et, devam et. Çok yavaş gidiyorsun otobüs, devam et. Bassana biraz kardeşim hadi. Bundan sonra böyle abi. Madem ki burada milletin kafasını şişirmek için kornaya basılıyor ki yukarıda yine birileri çala çala geliyor. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Ben de böyle basarım abi ya. Allah Allah. Ben enayi miyim, burada bekleyeceğim? Milletin kornalarını dinleyeceğim. Onlar da benim kornamı dinlesinler. Yavaşlama kardeşim. Bas biraz hadi. Bas biraz hadi. Bu yeşil otobüslerin hepsi böyle ya. Hadi biraz hızlan be. Beni durduruyor, tekrar kaldırıyor bak. Bak bak şimdi, iyi izle. Hadi durma, devam et. Devam et. Beni stop ettirebileceğini mi sanıyorsun lan ha? Ben ona göre yıkalıyorum. Oğlum ayağımı yorganına göre uzatırım ben. Hadi devam et abi, devam et. Size var ya, yemin ediyorum hiç aklımdaki gibi video olmadı. Ben bu trafiğe bugün niye girdim, nasıl girdim, neden girdim, hiçbir fikrim yok yani. Yapmasaydım daha iyiydi. En azından huzurum kaçmazdı yani, anladın mı? Huzurum kalmadı. Normalde bu yola Janti ile beraber giriyorum arkadaşlar. Janti ile beraber girince sohbet muhabbet falan derken eğlenceli oluyor. Ya bu yola tek başına girilmez, onu öğrendim. Zaten aslında biliyordum da buranın videosunu çekmem lazımdı ama Janti gündüzleri bir türlü müsait olmuyordu. O yüzden tek çekmek zorunda kaldım. Ya otobüsün arkasını basıyor, önünü kaldırıyor. Asya style yapıyor ya. Oo, önünde twerk de var arkadaşlar. Twerk show. İndir kaldır. Bu trafikte uyuyabilirsiniz de arkadaşlar aynı zamanda. Yol ver diye millet birbirine aşağıdan yazıyor ya. Yani böyle bir yolda birbirinize nasıl yol verebilirsiniz? Mantık biraz ya. Seversin sağdan, silersin soldan, inersin hoppa, dönerse gözüm. Daha bunlar ne ki göreceklerimin yanında ancak alır ön sözüm. Ulan otobüs, ulan otobüs. İyi trollüyon ha. Burada bir de beni durdursaydı bilerek tam trollüyor diyecektim de durdurmadı beni. Ama mecbur durduk zaten. Çok da güzel yerde durduk yani, hadi bakalım. 23 tonla. Çok kolay kalktı lan. Scania farkı bebeğim. Hadi bas otobüs be. Böyle belediyenin otobüsüne beni burada bitirdi gidiyor ya. Bir gün gelecek her yüzü göreceksin. Aa geldik ya. Oğlum seni yarım saat önce gördüm. Daha yeni yanından geçiyorum ya. Oh be. Oğlum yol açılıyor. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi, kurtuluyoruz. Daha 150 kilometrede yolumuz var ya. Bu ne yapıyor lan? Valla bana girseydi işler çok farklı olurdu burada, biliyor musun? Neyse yapıştır baba. Adam orada herhalde yolcu olacaktı arkadaşlar yani. Gazlamaya devam. Herkes aşağıdan shut up 221 diyor. O hala herkese saldırmaya devam ediyor. Tam var ya, toksik bir insan ya. Oh be, şöyle 80 km hızları gördüm ya. Keyfim yerine geldi. Bu arada yoldaki çakıl sesi çok iyi ya. Şu müziği bir kapatayım da dinleyelim abi. Çok iyi değil mi abi? Bu oyundaki en sevdiğim şeylerden biri herhalde şu çakılı topraklı yollarda giderken lastiklerden gelen ses. Beni çok rahatlatıyor yani. Anlamsız bir rahatlığı var. Ben gerçek hayatta bile çakılı yollarda giderken bu kadar rahatlamıyorum. Çünkü o zaman arabama zarar. Ve kurtuluşa geldik arkadaşlar. Ama kurtuluş öncesinde de biraz daha geremesini çekeceğiz galiba trafiğin ya. Tam anlamıyla kurtulamadık galiba henüz. Burası niye bu kadar dolu Allah aşkına ya? Yani yokuş yukarı bir viraj da değil burası. Bu kadar yavaşlamamızı gerektiren bir şey yoktu.
Ruhum daraldı ya. Birazcık temiz koku abi. Amber kokutalım, alın. Sagopa'da bir şarkısında diyor ya, yeri tepenin etrafını saran miski amber rayyası. İşte o koku bu koku arkadaşlar. Aşağıda hala birileri kornaya böyle sanki kafasını vurmuş da korna basılı kalmış gibi davranıyorlar ya. Sizden bir ricam var. Psikolojik olarak çok yıprandım yani bu videoda. Psikolog masraflarını karşılamak için videoya böyle atabildiğiniz her şeyi atın. Like atın, yorum atın, bağış atın, bir şey atın şu videoya da. Paylaşın, millete atın videoyu ya. Psikolojik olarak çok yıprattı bu video beni ya. Ben ne güzel girecektim, araba modu çekip çıkacaktım ETS'ye. Bu nereden çıktı şimdi ya? Ben 400 kilometreye gidene kadar gece oldu ya. Oyunda 400 kilometreye gitmek 15-20 dakika lan. Hadi bas sen de biraz gözünü seveyim ya. Ben bu kamyon halimle ondan hızlı gidiyorum ya. Yapılacak tek şey aman. Unut her şeyi aman. Salla dertleri aman. Nasıl olsa yeni bir gün doğacak. Bak görsen aha. Biz bu tırı bugün devirmeden çıkarsak buradan çok iyi kardeşim ya. Ben bu manyaklıkla deviririm yani bunu. Siz daha önce hiç kamyon devirdiniz mi? Salla dertleri aman. Hadi oturmaya mı geldik? Biraz hızlanalım gözünü seveyim ya. Vallahi şöyle biraz basa basa gidelim ya. Artık benim de gözüm karardı. Ulan Skoda. Ulan vuruyordum, vallahi vuruyordum. 0'a 0 geçtim soluma da sağma da la. Skoda'nın yan eteklerine ışık takmak mantıklı mı ya? Güzel durmuyor ki abi, tır mı lan bu? Sonra benim oyunuma laf ederler. Böyle insan onlar da benden daha beter lan. Evet, bu saatten sonra daha da trafik bizi bağlamaz herhalde. 70 kilometre yolumuz kaldı zaten. Geldik anasını satayım şirkete. Dünyanın en uzun yol çalışması bu arada hala devam ediyor. Bak oradan buraya kadar geldik. Hani 200 kilometreden fazladır yol geliyoruz. Hala yol çalışması var burada ya. İnanılmaz ya kardeşim. Lan ben bu video kapak fotoğrafı çekmedim. Ne yapacağım? Bir yerde durmamız lazımdı benim kapak fotoğrafını çekmem için. Geç kardeşim, geç. Sen yol işliyorsun, geç. Çıkmayacağım mı? Sen bilirsin reis, ben sana yol verdim, sen çıkmadın yani. Ya git şimdi, korna çalıyor. Durdum, yol verdim arkadaşlar, siz gördünüz ya. Gerçek hayatta da bunu yaşıyorum orada. Bazen duruyorum, yayaya yol veriyorum. Tam yayaya yol verdiğimde kafasını başka yere çeviriyorlar. Yol verdiğimi görmüyorlar. Bu sefer tam ben geçeceğim, önüme atlıyorlar. Neyse, çok takılmayacağım arkadaşlar bu duruma. Oo, hurdacıya bak bak baba, yatacak o ha. Sollamaya çıkıyor. Zorla sollayacak o onu. Oo, onu da solluyor virajda hem de. KKK de bayağı yavaş gidiyormuş ama ya. Evet, burada bir trafik yoğunluğumuz daha olacak. Yol çalışmasının giriş ve çıkışlarında yolu kesti çünkü adminler. Kanki uzunları kapasana ya. Gerek yok vallahi bak. Hiç gerek yok yani uzunları yakmana, biliyor musun? Gördüğünüz gibi burada yollar kapalı. Adminler çalışmaya devam ediyor. Bak Ducato'ya yükleme yapıyorlar, görüyorsunuz mu? Ama bunlar da roleplay işini iyi yapıyorlar ha. Bak burada bir tane polizay bekliyor. Ve bizim de artık az bir yolumuz kaldı. Sakın yola atlayayım deme sakın. Evet, gece oldu. Biz daha yeni yükü teslim etmeye vardık sayılır. Normalde çok daha 15 kere 20 kere varmış olmamız lazımdı yani. Neyse, size bir manzara bırakayım kardeşim şöyle. Yalnız 8 kamerasında falanım ama iyi gidiyorum bence. Ne düşünüyorsunuz? Var mı böyle 8 kamerasında iyi gidebilecek baba yiğit daha? Oğlum harbi fena gelmedik ha 8 kamerasıyla buraya kadar. Baksana gayet düzgün bir şekilde geldiğimi düşünüyorum. Şirkete de girdik. Ve videomuzun artık burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklılar, görüşmek üzere. Daha fazla video fikirleri için mutlaka yorumlarda beni belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Truckers MP videoların devamını isteyenler. Yorumlarda sizleri görelim la kardeş la. Haydi hoş. Çalın. Allah'a emanet.